bu tür konuları işin teknik detayı olarak görüyorum. Yani mühim olan burada çözüm sürecinde bir iradenin ortaya konulmuş olmasıdır. Silahların bırakılması yönünde PKK'nın ortaya koymuş olduğu iradedir. BDP'lilerin bir endişesi var. Ya bir savcı çıkar da görüşme süreci hakkında, çözüm süreci hakkında yasal bir işlem başlatırsa, bu yüzden yasal bir çerçeve gerekir diye ısrar ediyorlar. Ben bu sürecin artık geri dönülemez bir süreç haline geldiğini düşünüyorum. Bu çerçevede hiçbir savcının ya aklımıza esti biz de şurada bir dava açalım falan gibi bir aleti ruhiye içerisinde olmayacağını ümit ediyorum. Ama evet, Türkiye nihayetinde sizin de ifade ettiğiniz gibi provokasyonlara açık bir ülke. Akil insanlar meselesi ise yanlış anlaşılıyor görebildiğim kadarıyla. Yani bu bir karar verecek mekanizma değil. Yani bu sürecin içerisinde efendim bir arabuluculuk mekanizması değil. İki tarafı dinleyecek, efendim yol haritasını belirleyecek bir mekanizma değil. Yol haritasını belirleme, bu süreçleri yönetme, yürütme görevi zaten iktidarın görevidir. Ama akil insanlardan kastımız eğer böyle bir şey kurulacaksa, gerçekten fikirlerine itibar edilen, Türkiye'de kamuoyu üzerinde etkisi olan insanların bu sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirici, kamuoyundaki farklı fikirleri, kanaatleri alıp bunları istişari mahiyette, gönüllü olarak istişari mahiyette hükümetle paylaşacak bir danışma kurulu gibi düşünülebilir. Mühim olan etkin, itibarlı ve kamuoyunun gerçekten sözüne değer verdiği insanlar. Bunun kaç kişi olduğu önemli değil ama ne kadar küçük bir grup olursa herhalde o kadar daha etkin olur diye düşünüyorum. Belli bir af yönetici kadroya da gelebilir mi? Yoksa bu şimdi söz konusu mu değil? Bu söz konusu değil. Böyle bir şey görüşmelerde olduğunu zannetmiyorum. Ama burada özellikle suça karışmamış olan unsurların, bunların bir türlü topluma kazandırılması ve rehabilite edilmesi bir öncelik olarak üzerinde durulabilir. Bütün bu süreçlerde bu tür tartışmaların gündeme getirilmesinin de süreci zorlaştıran sözler olduğu kanaatindeyim.